Kubbe'deki turu bitirdik ama hemen turun karşısında sizi böyle rehberler karşılıyor. Tabii ki bu yanardağı da bir de yakından görmek istedik. O yüzden kişi başı toplam 32 euro ile 20 önden alıyorlar, 12 de tur günü alıyorlar. Buraya kayıt olduk. Saat 10 turuyla oradayız. Yanardağ'a doğru devam ediyoruz. Ama yolda bile böyle kayalıklardan heykeller yapmışlar. Gayet böyle keyifli bir çıkış var. Çiçekler içerisinde. Napoli'yi artık yukarıdan görebiliyoruz. O kadar güzel. Quella lì è Capri. E là è Sorrento, penisola sorrentina. Neyle karşılaşacağız bilmiyorum ama korkunç bir kalabalık var. Beklediğimizden daha fazla görüyor. Kesin. En hakka. Quando va subito mezza your tour manager and your mother too. But just for today, I have a problem. I am a terrible mother because I don't remember. Dağın girişine ulaştık. You should stick it again to my colleague at the gate. Thank you. Eğer bir turla gelmiyorsanız biletlerinizi önceden almanız gerekiyor. Yoksa burada Covid tedbirlerinde bir bilet satışı yapılmıyor arkadaşlar. Yani Google yorumlarında da böyle gördük. Lego. 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 Yaklaşık 20 dakikalık yürüyüş maratonumuz başladı. Ali'nin en sevdiği sporlardan bir tanesi. Trekking. Şu an için fena gitmiyor. Nemrut'tan küçüklükten beri trekking yaparken. Nemrut'tan daha az bir yokuşu var. 20 dakikada dışarıda iniyoruz. Zor bir tırmanış diyebilir miyiz? Bilmiyorum, bana göre zor. Ama artık korkunç felaketin Celle Tavan yanardağın elindeyiz. Of, ve şimdi kaldık. Her yerde bir korkunç kaya parçası var. Az önce de yaşlı bir adam devrili verdi. Sedat sağ olsun. Bir tarzı böyle yetişti. Bizde bu şans varken patlar mı? Hiç zannetmiyorum diyeceğim ama benden beklenir. Bu huzursuz dev için buraya geldik. 7,5 ton ağırlığındaki o kayalar o insanların üzerine düşmüş. Çok yazık. Artık son noktadayız. Öğlen sıcağı da başladı. Birbirinden farklı böyle 10-15 çeşit garip sinek böcek etrafımızı sarıyor vücudumuzu. Özellikle buraya gelirken mutlaka güneş kremi
Varsa termosunuzda su almanızı önerebilirim. Ve kötü ayakkabılar giyin çünkü toprak gerçekten çok kötü. İtalya ve Napoli için resmen saatli bir bomba gibi bekliyor. Sismik araştırmalar için aletler de konmuş. Ama beklenmedik bir böcek saldırısı var. Çok korkunç yani. Meryem Ana çiçek vesaire koymuşlar. Ya ne ya? Evet, ben de anlamadım. O kadar çok uğur böceği var ki arkadaşlar, vücudunuzu sarıyor. Allah Allah. Bak Sedat almış getiriyor. Padrone denk gelmediği için mutlu olan İtalyan gençleri galiba. Böceği uçurmaya çalışıyoruz ki burada da bir anısı olsun diye. Öyle olmaz o, bak böyle. Uç uç böceği, annen sana terlik pabuç alacak. Uç uç böceği, annen sana terlik pabuç alacak. Uç uç böceği, annen sana terlik pabuç alacak. Ve gitti. Bunun şarkısı budur arkadaşlar. Dokuna da bıraktı ve gitti. Aa, evet, bir de polisini yapmış parmağını söyledi. Arkadaşlar, ben 90'ların çocuğuyum. Bir uç uç böceği nasıl uçurulur biliyorum. Bunu da ispatladım. Biraz devam, şimdi Napoli'den ayrılıyoruz Roma'ya. Biletleri mutlaka online alın. Ve burada çok ciddi bir bilet kontrolü var, haberiniz olsun. Devam. Güzel bir yer bulana kadar devam. Booking'den Kasa Karay'a geldi. Rasyonumuz ve Booking'deki puanı 8.4 Roma'nın meydanında çaresiz miyiz? Hayır değiliz. Çünkü Booking'den yaklaşık 8-9 tane rezervasyon yaptık. Ve bunlardan sadece bir tanesi mal çıktı. Üzgünüm bu tabiri kullandığım için ama gerçekten öyleydi. Nedenlerini zaten konuşacağız. Bakın böyle valizlerimizde kaldık. Otelin ismini de veriyorum. Terminale yakın diye arkadaşlar tuttuk. Şöyle göstereyim. Casa Carrara diye bir otel. Otele giriyoruz. Zaten YouTube çekimi yapacağımız için elimde GoPro vardı, görüyorsunuz. İçeri girer girmez kapat o kamerayı bilmem ne falan dedi ki. Burası özel alan. Dedim ki özel alan falan olabilir. Senin bunu söyleyiş tarzın çok yanlış. Sen müşterilerinle öncelikle olarak özür dileyerek konuşman gerekiyor. Ondan sonra siz görürsünüz. Kapat o kamerayı. Almıyorum sizi otele falan yaptı. Arkasından biz de dedik ki zaten sende kalmayız ki, sorun yok. Booking'i arayalım dedik. Buradan da belki bu video binlerce kişiye ulaşır ya da Booking yöneticilerinden birine ulaşır diye söylüyoruz arkadaşlar. Booking.com bu konularda gerçekten çok pasif. Ne Amazon, ne eBay, ne PayPal gibi bir hizmeti var. Sadece dinliyorlar, aksiyon almıyorlar. Ya diyorum ki elinde kanıtlar var. Adam bize çıkın dedi falan. Kovuyor o da otelden. Booking hala pasif pasif bakıyor. Ve işin ilginç taraflarından bir tanesi, bu arkadaşımız bizi şöyle tehdit etti. Ben sizin elçiliğinizi arayacağım. Vatikan elçiliğinden Lütfü Bey'di galiba. Kendisini aramış. Otelden çıktık biz, bu sürede aşağıda indik. Bir şeyler içelim dedik. Yanımıza geldi, telefonu uzattı. Evet dedik, nedir problem? Buyurun, sizinle konuşmak istiyor. Buyurun dedim, Lütfü Bey ben Vatikan Büyükelçisiyim. Nedir problem? Dedim ki böyle böyle bir durum var. Aranızdaki tartışmaya ben girmeyeyim, yapabileceğim bir şey var mı diye şey yaptım ama Türkçe bilmediği için dedi, İngilizcesi iyi değil arkadaşım, ben anlamaya çalıştım dedi. Dedi ki sorun ne yani? Burada mağdur olan biziz, paramız ödendi, paramız iade edilmiyor. Yani böyle saçma sapan bir diyalog geçti. Sonra maalesef görüşmeyi sonlandırdık.
paramızı da vermediler. Biz de booking aradık. 20 dakika içerisinde döneceğiz size dediler. Hem Türk hem İngilizce temsilcilere anlattık bunları. Şimdi bekliyoruz. Trene yakın bir lokasyonda, iyi bir konumda otel ayarlamalarını bekliyoruz. İşin ilginç tarafı arkadaşlar, bu tarz bir hizmet kalitesini yaklaşık 10 gün içerisinde 8 farklı otelde İtalyanların dahil olduğu bir sistemin içerisinde hiç sorun yaşamadık. Ama işin içerisinde büyük ihtimalle bir Müslüman, büyük ihtimalle de bir Arnavut, yani kültürümüzün böyle birazcık daha yakın olduğu bir tip girince işler bu hale geliyor. Yani gülümsemek yok, merhaba demek yok, empati kurmak yok, çözüm odaklı olmak yok, yok da yok. Yani anlayacağınız bir İtalyanla, bir Avrupalıyla aramızdaki 100 yıl farkını bugün de anlamış olduk. Tarihe not olsun. Umarım eğitim sistemimiz, kalitemiz ya da o sahip çıkmaya çalıştığımız harika geçmiş tarihimiz bunlara bir ışık tutar, bir gelişme sağlar. Böyle İtalya tecrübemizdeki son 9. günü, 9. günümüz, yarın 10. günümüz kötü bir anıyla kapatıyoruz. Ama zaten bir videoda çekmemizdeki sebep bu, bir yaşadıklarımızı yaşamamamız. Yorumlara bakarak geldik. İlk defa yorumlardan sonra da böyle saçma sapan bir durumla karşı karşıyayız, paylaşmak istedik. Sonucu zaten yine sizle paylaşıyor olacağız. Hoşçakalın. Yaklaşık 1,5 saatlik işin ardından booking.com hiçbir şey yapmıyoruz. Üzerine tesis sizi bekliyor. İsterseniz o kavga ettiğiniz tesise gidebilirsiniz tarzı açıklamalar yapıyor. Bunu bir tarafa bırakın. Yaklaşık 1,5 saat önce konuştuğumuz Türk temsilci arkadaşımız mesai bir için kapatmış ve gitmiş. Bunun üzerine yaklaşık yine 25 dakika Türk temsilciyi hatta bekledik. Bundan önce İngilizce temsilci olarak da bir Yunanlı Dimitri'ye de durumu anlattı. Hiçbir şey yapmadılar. Booking.com'a söylüyorum ya da bunu kullanacak olan arkadaşlara. Eğer otel sizi hakaret eder, döver, dışarıda bırakır, paranızı alıkoyarsa Booking.com, bu benim herhalde bu yıl 4. defa sorun yaşamam. Hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Yani Airbnb'deki o müşteri hizmetleri kalitesini asla görmüyorsunuz. Belki duyan bir Booking.com temsilcisi vardır. Berbatsınız. Asla hak etmiyorsunuz yani bu konumu. Nasıl bu stratejilerle buraya bu noktaya geldiğimiz hala inanamıyorum. Ben Türkiye'de sizin partnerinizden bir tanesiyim. Ödümüz para, müşterilerin memnuniyeti falan diye. Bundan sonra asla sizden gelen her müşteri benim için yok hükmündedir yani. Adamlar insanlarla nasıl iletişime geçeceklerini bilmiyorlar. Biz İtalya'ya gelene kadar mülakatlardan geçtik. Bankamıza ciddi paralar gösterdik. Sadece 10 günde tek giriş vize alabildik. Elim ana uygun. Malın teki gelmiş burada otel açmış. Gri eşofmanını çekmiş altına. Ve işin ilginç tarafı 322 tane de yorum almış. Neyse ki Booking de az önce bize mail atmış, size alternatif bir yer bulduk. Bakın, tıklıyorsunuz, müsaitlik yok. Bu kadar profesyonellikten uzak, saçmalayan başka bir durum. Çanlar bizim için çalıyor ve İtalya'ya ganimetlerle veda ediyoruz. Son dönemde hepimizin galiba odak noktası ev satın almak. Ortalama 300 bin ama 134 bin euro ile var. 1150 euro ile kiraya olanım var. 750 euro da var. 1000 euro da var. Böyle. Ve Roma Terminal'dan 12.50 Fregmigiano yönüyle İş hazırlıklarımız tamamlandı. Uçağımızın son yarım saat sahne işte de İtalya'yı noktalıyoruz. Güzel ülkemizin bize sunduğu harika olanaklarla 2 saniye Türk olaya 21 euro giriyoruz. Ay tatlılar ya.
konuşuyor. Ya 10 günden sonra siz burada ne yapıyorsunuz ya? Oğlum ne yaptın? Masal gibiydi ama her şeye rağmen değdi. Euro'nun 18 olmasına rağmen bile değdi. İtalya'yı 10 günde fethettik. Baştan aşağı şimdi evimize geldik. İyi ki İstanbul'dayız. Muhteşem bir tatildi. Bu da buraya not olsun. Bir daha başka bir ülkede görüşmek üzere. Görüşürüz.